webinar formatlı 20 Mayıs tarihli 8. webinarımıza hoş geldiniz. Hepimiz için sürpriz oldu tabii bu kadar arka arkaya webinarlar yapmak. Biz seminerlerde sizlerle yüz yüze görüşmeyi, sorunları yüz yüze tartışmayı arzu ederdik ama pandemi hepimizin yaşantısını değiştirdi. Bugün dediğim gibi 8. webinarımızı düzenliyoruz. Döküm hata tanımlamaları, DART.com sinterleşme bağlantılı örneklemeler konusunda Imerys firmasından Sayın Cihan Aktolga ve Sayın Salih Çuha bize yaptıkları hazırlıklar sunacaklar. Biraz sonra biraz daha detaylı vereceğim bu konudaki bilgiyi. Bundan sonraki seminerimiz ise 2 Haziran tarihinde olacak. Gene webinar formatında. Konu dökümhane kalıplama hatları, hidrolik vaka çalışmaları. Bu webinar'ı da ExxonMobil firmasıyla birlikte yapacağız. Bu şekilde webinarlarımız devam edecek. Haziran ayında toplam 3, Temmuz ayında 3 olmak üzere. Ağustos'ta sizleri tekrar yüz yüze görme ümidiyle diyeyim. Ağustos'a kadar hep webinar formatında devam edeceğiz. Ben iki açıklama yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 12, 13, 14 Kasım 2020 tarihlerinde TÜYAP'ta düzenlenecek olan Ankiros 11. Uluslararası Döküm Kongresi. Bu kongreye ilişkin bizim tebliğ özetlerini kabul etme tarihimiz 31 Mayıs'ta sona eriyor. Yani son 10 gün diyebilirim. Şu ana kadar geldi ama gelmeye de devam ediyor. Arzu ediyoruz ki bütün kuruluşlarımız, bütün üyelerimiz en iyi uygulamalarını bizlerle paylaşsınlar. Lütfen son 10 gün içerisinde bize tebliğlerinizin özetlerini göndermeye devam edin. Bu webinar sunumun sonunda sorulara cevap verilecek. Aralarda siz sorularınızı yazabilirsiniz ama bilin ki sunuş yapan arkadaşlarımız ancak webinar sonrasında görecekler veya duyacaklar bu soruları. Gene webinarın sonunda bir sunum anketimiz var. Bu sunum anketinde memnuniyeti araştırıyoruz. Bir aksilik olmasını istiyoruz. Saatlerini değiştirdik. Normalde bizim webinar saatlerimiz 13'de başlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim çalışmaları nedeniyle saat 16'ya kaydırdık. Eğer çok yoğun olursa internet hatlarında hem sesle hem görüntüde problem çıkabiliyor. Webinar sonunda yapacağımız memnuniyet anketi esnasında varsa başka eğitim konularındaki beklentilerinizi lütfen buraya yazın. Ben şimdi kısaca bu webinari hazırlayıp bize sunacak olan iki arkadaşımı kendilerine söz verip kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. İmeris firmasından Sayın Cihan Aktolga ve gene İmeris firmasından Sayın Salih Çuha. Konu başlığı yaş kalıp kumu kaynaklı döküm hata tanımlamaları ve örneklendirmeler. Arada teknik bir problem olursa lütfen bu sohbet kısmına yazın ki bizim haberimiz olsun ve biz size hemen geri dönebilelim. Şu anda kadar oraya not düşen arkadaşlarımızın hepsi merhabalar demişler. Evet, bizden de merhaba, hoş geldiniz. Biz bu şu andaki 68'e ulaşmış olan katılımcı şeyimize, profilimize webinarımıza başlayabiliriz. Buyurun Cihan Bey, söz sizde. Sevgi Bey, öncelikle çok teşekkürler. Tüm katılımcı arkadaşlara da katılımlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir ilgi görmek bizim çok hoşumuza gitti. Tabii yüz yüze yapıyorduk bu seminerleri daha önceden bahsettiğiniz gibi ama bu sefer böyle nasip oldu. Umarım herkesin sıhhati keyfi yerindedir. Ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Tanıyan arkadaşlar vardır, olmayanlar vardır. Adım Cihan Aktolga. 2012 yılında bu firmaya başladım. Daha öncesinde dökümhanede
üretim pozisyonunda çalışmıştım. Metalurji ve malzeme mühendisiyim. 2012'de başladığımdan beri teknik destek mühendisi olarak başladım. Başladığımdan beri de Türkiye içerisinde ve yurt dışında, yakın coğrafyada olsun, Avrupa'da olsun, çoğu dökümhaneyi ziyaretlerde bulunduk. Onların döküm hatalarıyla ilgili ya da dökümle ilgili olacak iyileştirmeleriyle ilgili görüşmelerimiz oldu. Ben coğrafya olarak daha kısıtlı çerçevedeyim. Sarip Bey şimdi kendisinden bahsedecektir. Selamlar Sarip Bey. Merhaba, herkese merhabalar ve sağlıklı günler dilerim. Sağlığın bu kadar önemli olduğu günlerde webinarımıza katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Meteoroloji mühendisiyim, 91 ODTÜ mezunuyum. Şubat 95 ve 2017 aralarında Döktaş'ta kum hazırlamadan başlayarak yöneticilik pozisyonları dahil olmak üzere çeşitli görevlerde yer aldım. 2017 yılında Imerys firmasına Asya Teknik Destek Müdürü olarak başladım. Bu süreçte Hindistan, Çin, Tayland olmak üzere çok farklı dökümhaneler, çok farklı insanlar ve kültürlerle tanıştım. Ve işimin en sevdiğim tarafı da bu zaten çok Türkiye'de de dolaştığım yerlerde güzel arkadaşlıklar, dostluklar elde ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdiden dinlediğiniz için. Teşekkürler Salih Bey. Salih Bey bir şeyden bahsetti. Benim de en çok sevdiğim aslında bu işin yanı her gün yeni bir şey öğrenmek. Onu atlamışım. Şimdi Salih Bey Imerys dedi ama biz firma olarak birkaç aşamadan geçtik. Bununla ilgili de kısaca bir tanıtım yapmak istiyorum. Firmanın ismiyle ilgili en azından biraz bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar bizi İKO olarak tanıyor. Bazıları SMB olarak tanıyor. Son 2015 yılı itibariyle de Imerys çatısı altına girdik. 2015'ten beri aynı görevde. Aslında biz bakarsanız 2012'den beri aynı görevi aynı firmada çalışıyorum ama isim değişiklikleri oldu diyebiliriz. 2015 itibariyle de Imerys'e geçtik ama geçtiğimiz sene yine bir organizasyonel değişiklik oldu. Firma ismimiz değişmedi aslında bakarsanız. Yine Imerys'iz. Ama sorumluluklarımıza Kalderis grubu ürünleri de dahil oldu. Hani daha önceden biz kalıplama hattıyla daha çok ilgileniyorduk. Maça hattı ve kalıplama hattıyla daha çok ilgileniyorduk. Ama artık yeni firma tanımları içerisinde er gitme ocakları, astarlar, potalar, kupol ocakları gibi konularda da astar malzemeleri ve refraktör konusunda da hizmet vermeye başladık. Hani kısaca yaptığımız iş bu şekilde, işimizin tanımı bu şekilde. İsterseniz şimdi sunuma geçelim. Sunumun ilk aşamasında küçük bir sorumuz olacak sizlere. Bunun cevabını eğer ki sağ taraftaki chat ekranına, sohbet ekranına yazabilirseniz seviniriz. Burada bir görselimiz var. Bir görselde bir hata paylaştık sizinle. Bu hatanın olası sebebini, en kuvvetli olası sebebini şık kodu olarak A, B, C, D olarak yazabilirseniz bir 15-20 saniye içerisinde bir gözlemlemek istiyoruz açıkçası. Çekinmeyin. Yani bununla ilgili puan vermiyoruz kimseye. Hiçbir problem yok. Doğru ya da yanlış önemli değil. Sadece ve sadece konudan ilginizi görmek isteriz. Can Bey'in sorularının cevaplarını siz de görebiliyorsunuzdur. Arka arkaya geliyor. Bazı küçük harf, bazı büyük harf. Arka arkaya cevaplar geliyor. Ama çok hoşuma Başlangıçta gitti yani. değerler Şey olarak, yoğundu. Şimdi A'lara döndü arkadaşlar. Arkadan D'ler. Arada bir B'ler var. Devam ediyor cevap Bu vermeden. yüzeyin kalıp yüzeyi olduğunu hatırlatmak isterim arkadaşlara. Kalıp yüzeyi. Evet. Salih Bey'in de bahsettiği gibi bu bir kalıp yüzeyi. Burada bizim şimdi birazdan da konusuna giriş yapacağım dart hatasının tipik bir yüzeyini gözlemliyoruz. Bu dart hatasında bu görseli paylaştık. Çünkü çok net bazı noktalar paylaşılmış. Onunla ilgili size bu dart hatasının
karakteristik olarak şeklini verirsek daha net anlayacağınızı tahmin ediyoruz. Şimdi Cihan Bey cevabı vermediniz ama doğru cevabı. Şimdi cevabı belki bunun içerisinde anlatarak da verebiliriz diye düşündüm ama cevabımız peki. Bu bir dart hatasıdır. Şimdi dart hatasının karakteristik özelliklerine baktığımızda, özellikle tanımlama kısmına baktığımızda, şimdi tanımlamadan sonra oluşumuna da geçeceğiz sevgili. Orada belki arkadaşlar daha net fikirde sahibi olacaklardır. Orada da zaten ifade edeceğim durumu. Peki. Tanımlamasına baktığımızda ilk olarak, benzerlik olarak bir önceki fotoğrafla net keskin sınırlar görebiliyoruz. Bu bir metal projeksiyon. Yani bizim gördüğümüz kısım tamamen metalik bir yüzeye sahip. Her ne kadar parlak olmasa da, pürüzlü olsa da metalik bir yüzeye sahip ve 1-2 milimetrelik kabaca bir kabuk tabakasını ifade ediyor. Bu neden böyle bir kabuk tabakası? Bunu anlayabilmek için açıkçası öncelikle oluşumuna bakmak lazım. Yani bu döküm hatasının oluşumunu anladığımızda zaten çoğu arkadaş tekrar cevaplara döndüğünde tekrar daha farklı cevap vermeyi düşünebilecektir. Dart hatası çoğunlukla yaş kumuna görülen bir hatadır. Baktığımızda oluşumunun temeli olarak üst tabakada görülmesi sıklıkladır. Ancak bu %100 bir şart değildir. Yani üst derecede, üst tabakada olmayan bir görüntü dart olmadığını göstermez. Bununla ilgili farklı örneklendirmeler de yapacağız. Ama oluşumundaki en net, bariz verilebilecek bilgilerden biri üst tabakada olması, üst derecenin üst kısmında olması. Bunun da tabii bir sebebi var. Yani dart hatası aslında bir termal genleşmeye bağlı olarak olan bir hatadır. Burada da sol tarafta gördüğünüz görsellerde 1, 2, 3 kademeli olarak sıvı metalin yükselmesi ve yukarıdan kalıp kumunun bir miktarının kabuk olarak ayrılması olarak gözlemleniyor. Şimdi baktığımızda buradaki termal genleşme dediğimiz konu aslında kalıp kumunun sıcaklıkla beraber, artan sıcaklıkla beraber, ki kalıp kumu bildiğiniz üzere silisten ibarettir. Silis kumunun 573 derecedeki alfa beta değişimi esnasındaki genleşmesi kum içerisindeki sıkışmalara sebebiyet veriyor. Bu sıkışmalar özellikle kalıp içerisinde yeterli boşlukların olmadığı durumda kendini dışarıya vermek zorunda kaldığı için bir şekilde bu yüzeyden ayrılıyor. Ancak bu şeklin tanımını sağ tarafta ıslak çekme testinin de aslında yapılmasını da gösteren görselle ifade etmek istiyorum. Sonuçta yaş kalıplama kumu bahsettiğim üzere yaştır. Bentonitle bağlıdır. Bentonit bağlanması için suya ihtiyacı vardır. Ancak sıvı metalin dolumuyla beraber, 1400 dereceki sıvı metalin sisteme girmesiyle beraber bu su yüzeyden uzaklaşır, kurumalara başlar. Bu buharlaşma etkisiyle ilerleyen bu buhar daha sonra daha soğuk yüzeylerde yoğunlaşarak bir sıvı bir bölge, yani yoğunlaşma bölgesi meydana getirir. Bunu en güzel bu testte görebiliyoruz. Bu testte baktığımızda şu yeşil alan kumu temsil ediyor. Bu kalıp kumunda ıslak çekme testinin tomografisidir, size öyle bahsedeyim. Sıcak bölgeler kırmızıya yakın renklerle, sarı ve kırmızıya yakın renkler göstermiştir. Soğuk bölgelerde yeşil, maviyle gösterilmiş gördüğünüz üzere. Yani üst bölgelerde ısıtmaya başladığımızda kurumalar, ısınmalarla beraber kurumalar, kurumayla beraber de ilerleyen su buharının soğuk bölgelerde yoğunlaşmasıyla birlikte, bu yoğunlaşmayla birlikte zayıflamalar, yani bentonitin sağlayacağı mukavemette zayıflamalar görebiliyoruz. Bu zayıflamalar bentonitin kalitesine de bağlı olarak belli bir noktadan sonra genleşmenin de getirdiği strese dayanamayarak kumdan ayrılıyordur. Aslında ıslak çekme testi bize tam anlamıyla dart oluşumunu simüle ederek bir sonuç vermektedir. Genel olarak da yüksek olması tercihimizdir tabii ki de. Bununla ilgili parametrelerle ilgili kısımları
Zalife size endüstriyel uygulamalarda yaşadığı tecrübeleri paylaşırken zaten sizlere bahsedecek. Tipik olarak bahsedebileceğimiz bir başka görsel var burada. Sağ taraftaki açıklamalarda demin de bahsetmiş olduğum yoğunlaşma artı stresten bahsediyoruz. Burada görmeniz aslına bakarsanız birazdan farklı görünüşte ama aynı temelde farklı hatalardan da bahsedeceğim. Ama bilmeniz gereken bunların arasındaki kritik nokta bu oluşumun temelinde sıvı metalin yarattığı kuruma ve yoğunlaşma, yani kalıp kumunun yarattığı yoğunlaşmaya bağlı olarak kumdaki bozulmalar olacaktır. Şekiller bazen değişik olabilir açıkçası. Evet, demin bahsettim. Genel olarak dart hataları dedik ama altına girdiğimizde farklı farklı genleşme hataları da görüyoruz. Aslında genleşme hatası da diye de tabir edebiliriz. Belki dartı başka şekilde kullanımları da olabiliyor. Ama burada baktığımız hatalar genelde aynı temelde genleşme hatası olarak geçmektedir. Şekilde çok güzel bir sıçan kuyruğu, termal genleşme hatası var. Sağ tarafta gördüğünüz konunun hatanın oluşumunu temsil ediyor. Yani ilk kare baktığımızda sıvı metalin girmesiyle beraber bir yoğunlaşma bölgesi. Bu sefer alt derecede. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Üst derecede değil. Kalıp üst düzeyinde değil. Çünkü dart hatasında ışımaya bağlı olarak üst düzeyde kopmalar oluyordu ama buradaki konu biraz farklı. Bu sefer alt derecede. Alt derecede sıvı metalin yarattığı stresle beraber, sıcaklık stresiyle beraber kumun gerginleşmesi, kumun kendini dışarıya atmaya çalışmasıyla beraber düzensizlikler oluyor tabii kumda. Kumdaki bu düzensizliklere sıvı metalin doldurmasıyla da şekilde görünen ufak çatlaklar, çentikler gözlenebiliyor. Tabii burada görüntü itibariyle buranın meme girişi olduğunu da görebilirsiniz. Oradaki yüksek sıcaklığa maruz kaldığı için de çok güzel, tipik olarak sıcak bölge olmasına bağlı olarak bir fare kuyruğu, sıçan kuyruğu tabiriyle ifade edilen hatayı gözlemleyebiliyoruz. Bahsetmişken, yani genleşme hatalarından böyle bahsetmişken, bir sonraki kademede damarlaşma hatası diyebiliriz. Bunun tanımı çok sık kullanılmıyor. Damarlaşma belki başka konularda maça hatalarında da kullanılabiliyor ama buradaki bahsettiğimiz damarlaşma kalıp kumundaki damarlaşmadan bahsediyoruz. Bu sefer daha çok oyuk, yani oyuklaşma şeklinde bir gözlemimiz var. Ben bunu oluşum itibariyle dart hatasının başlangıcı olarak da biraz gözlemliyorum baktığınızda. Çünkü bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Gene sıvı metal dolumu başlıyor. Gene bir yoğunlaşma bölgesi var. İlk gösterdiğimiz hatalardaki gibi. Ama bu sefer kum streslere dayanamayıp genleşirken kabarmalar yapıyor. Bir sıvı metalde boşluklara, yani sıvı metali iterek bir kabarma yapıyor. Ancak bütünlüğünü de koruyor belli bir noktaya kadar. Bütünlüğünü koruduğu noktalarda bunlar bir dere kanalı gibi bir trafik bir şekil yaratırken bütünlüğünü koruyamadık açıldığı noktalarda ufak ufak çatlamış, içeriye sızmış sıvı metalleri gözlemleyebiliyoruz. Tabii bunlar yoğunlukla alt derecede görülmesi muhtemel hatalardır. Ben burada genel olarak sizlere literatürden aldığımız, bizim kendi firma içerisinden aldığımız teknikleri, daha doğrusu tanımlamaları yapmaya çalıştım. Şimdi sizlere Salih Bey endüstriye de sanayide yaklaştı, gördüğü, yaşadığı problemlerden bahsedecektir ve onları nasıl çözdüğüyle ilgili bilgi verecektir. İlk slaydımızda iki tane parça görüyorum ben Salih Bey. Arkadaşlara hani bir ve iki olarak bahsedersiniz, seviniriz. Tamamdır. Şöyle belirtmek istiyorum. Özellikle geçmişte yaşadığımız tecrübelerle ve bunların bu hataları nasıl çözdüğümüzle ilgili sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Örneğin bir numaralı resimde gördüğümüz parça yaklaşık bir tutarlığı 250 kilogram olan bir parça.
ve gri bir parça. Gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde kabuk oluşmuş. Genleşme hatasının direkt hani birebir örneğini gösteren bir hata türü. Bunu çözmek için tabii ki sadece hani kum değil ama kum özellikleri açısından baktığımız zaman öncelik verdiğimiz olay biraz önce Cihan Bey'in de bahsettiği gibi ıslak çekme değeridir. Islak çekme değerlerini 20-25 aralıklarından 30-35 seviyelerine çektiğimiz zaman sakat oranının çok düşük oranlara geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tamamen sıfır oldu mu diye soracak olursanız olmadı. Bunun da ilerisinde biraz sonra da bahsedeceğim. Dart sakatını ve genleşme hatasını çözmek için sadece kum şartları değil, olayı bütün proses parametrelerini de dikkate alarak yaklaşmak önem arz ediyor. İşte yolluk sistemi, basınç, sıcaklık, memedeki hız, kum, elek dağılımı bunları birazdan bahsedeceğim ama buradaki olay yani en önemlisi bahsedilen ıslak çekme değerinin parça geometrisini ve yolluk sistemini kaldıracak şekilde, çözecek şekilde yüksek değerlere çıkmak gerektiğidir. Aynı şekilde iki nolu parçada da benzer bir şey var ve bu parça 350 kilo brüt ağırlığa sahip. Gördüğünüz gibi üst derecede yine meme girişinin karşı tarafına denk gelen yerde kabuk şeklinde genleşme hatası meydana gelmiştir. Çözüm aynı şekilde ıslak çekme değerini yükselterek tamamen sıfır olması bile sakat oranını çok çok düşük seviyelere getirmek mümkün. Sadece bir kum parametresiyle oynayarak. Aynı şekilde örnek çoğaltmak için baktığımız zaman mesela alt derece kısmında gördüğümüz kabuk şeklindeki hata üst dereceye kum sürüklenme şeklinde devam ediyor. Bu parçayı hatanın kum hatasının olduğu yerden kestiğimiz zaman göreceksiniz ki arada et payında bir süreksizlik göreceksiniz. Çünkü tamamen hani kum et payındaki hataları kum hataları neden olmaktadır oradaki süreksizliğe. Bunun dışında hani ıslak çekme değerini nasıl yükselteceğiz diye kafanızda soru işareti olursa bu tabii ki bentonit kalitesi ilk akla gelen olay. Bentonit kalitesiyle birlikte kullanılan bentonitteki termal dayanım, termal özellik, ıslak çekme değeri dikkat edilmesi gereken parametrelerin önünde gelmektedir. Biraz önce bahsetmiştim. Kum özellikleri dışarısında da mutlaka müdahale edilmesi gereken proses parametreleri var. Tamamen kumla çözülemeyen durumlarda. Örneğin yolluk tasarımı ilk başta bakılan bir şey, bir parametre. Meme girişlerinin karşısında yüksek hıza ya da ısıya maruz kalan, termal ısıya maruz kalan bölgelerde siz ıslak çekme değerine yüksek çalışsanız bile oradaki yüksek uzun sürede ısıya maruz kaldığı zaman bu şekilde kabuk şeklinde genleşme hatalarını görmektesiniz. Biraz önce Cihan Bey'in sorduğu soruda da fazla aşırı kalıp sertlik nedeniyle kumun metal geldiği zaman kumun genleşmesine yeteri kadar alan bırakmazsanız aşırı kalıp sıkılıkları metal basıncını yenemeyeceği için oradan metal kumun içine girip kabuk şeklinde dalma yapıp ve bu kabuk hatasına neden olabilmektedir. Döküm sıcaklığı da başka bir parametre. Burada 1420 diye örnek verdim ama genelde hani bunu birebir yaşadığım için söylüyorum. Bu sıcaklıkların üstünde, altında kendi şartlarınızda döküm şartlarını deneyerek hani sıcaklığın dartı olan etkisini gözlemleyebilirsiniz. Çünkü bu hata genelde meme girişlerinin karşı tarafında parça geometrisiyle de bağlantılı olarak meydana gelen bir hata şekli. Burada kum özelliklerinden de hangi kum özellikleri hangi şartlarda dart hatası neden olabilmekte ve bunlar için yapılması gereken aksiyonlar neler onlardan bahsetmek istiyorum. Sadece ıslak çekme yetmiyor biraz önce dediğim gibi. AFS kil miktarı, aktif kil,
ikisi beraber takip edilerek kontrol altına alınması gereken bir kum özelliği. Özellikle AFS kili yüksek olduğu durumlarda genleşme hatasını çok daha net görmektesiniz. Bunun sebebi tabii hani aktif kil ve AFS kil arasında bir balans olması gerekiyor. Burada şunu söyleyebilirim. %3 ve 4 değeri en ideal şartlardadır. Yani 4'ün 5'in üzerine çıktığım zaman bu şu anlama geliyor. Kumda ince tane miktarı çok fazla. Nem ihtiyacınız artıyor. Bundan dolayı dart hatasına, genleşme hatasına neden olabilir. Yeni kum ilave miktarı gözden geçirilebilir. Bahsettiğim gibi burada yeni kum vermeyi de dikkate alırken sadece ilave edilen, sisteme ilave edilen yeni kum, silis kumu girişi değil, aynı zamanda bozmadan karışan maça kumu miktarında dikkate alarak takip etmekte fayda var. Şöyle bir değer söyleyebilirim tecrübelerimize dayanarak. Bir ton sıvı metal başına 100 kilogram yeni kum girişi, maça artı silis kumu. Yalnız burada şöyle bir tehlike var. Maça kumunun tamamını yanmış olarak saymayıp ne kadarın yandığınızı o sizin kesinlikle işletme tecrübenize bağlı olarak değişmektedir. Bunu dikkate alarak aylık bazda trendi takip edip sakatlarla birlikte değerlendirdiğiniz zaman zaten siz kendiniz orada yakalayacaksınız hatanın neden olduğu şartları, özellikleri, kum özelliklerini. İlave olarak yanma kaybı değerinin kumun genleşmesini kompanse edecek şekilde olması gerektiğini söyleyebilirim. Burada örneğimizde özellikle %5,22 özellikle bunu seçtik. Çünkü belli bir seviyenin üzerine çıktığınız zaman bu kalıp genleşmesini, sıvı metali yediği zamanki genleşme hatasını absorbe edebiliyor. Yastıklama görevi görebiliyor kum sistemi. Yeteri kadar sistemde koklaşma olması için. İlave en sonunda söylemek istediğim mikser karışım süreleri gözden geçirilebilir. Mikser karışımı özel yaş karışımından bahsetmek istiyorum. Yaş karışım süresini arttırdığınız zaman laboratuvarınızda ya da biz de yardımcı oluruz bu konuda. Islak çekme ve yaş basma değerlerini takip ederek nerelere gidiyor? En fazla hangi yaş karışım süresinde bu değerleri elde ediyoruz? Bu konuda çalışma yaparak yaş karışma sürelerinin de etkisini görebilirsiniz. Dart sakatı üzerinde. Sade abi teşekkürler. Bir noktaya tekrar geri dönmek istiyorum izin olursa. Hani tabii. Bahsettiği cevabı vermedik konusunu tekrar iyi denemek lazım. Burada konu evet. Baktığımızda ıslak çekme bir parametre, önemli bir parametre. Ama ilk hatada verdiğimiz, görselde verdiğimiz hatanın çıklarında yüksek kalıp sıkılığı diye bahsetmiştik bundan. Yani evet. Kalıbı çok sıkıştırırsanız, kuma hareket edecek yeri vermezseniz bu bir şekilde kendini dışarıya vurmak zorunda olduğunda bunu bir patlama yapabiliyor. Bu da dartı sebebi verebiliyor. Salih Bey'in bahsettiği, yüksek kum yoğunluğuna rağmen diye bahsettiği konu burada kalıp içerisinde yeterli boşlukları sağlayıp bunu kömür tozu, toz vesaire gibi katkılarla yaparak sağlayıp kalıbın bütünlüğünü koruması olarak değerlendirebiliriz. Dart hatasını azaltabilmek için. Şimdi bir sonraki hatamıza geçiyoruz. Görsel umarım size yeterince fikir verebiliyor. Bu bir sinter hatası. Sinter kum yanması diye de geçiyor olabilir. Bazı yerlerde yüzey pis ya da kum kaynaması diye de duyuyoruz. Her ne olursa olsun yani bununla ilgili birkaç benzer hata olsa da aralarından size nasıl karakteristik olarak ayırt edebileceğinizden bahsetmek istiyorum. Burada sıvı metal düzgün yüzeyinin üstünde bir ayrı bir kum tabakası görülüyor. Bu kum tabakası derken gerçekten aslında bu kum. Yani sinter sıvı metalin kum içerisinde sinterlenerek sonra tekrar döküm parça üzerinde kalması, bir tabaka şeklinde kalması şeklinde gözlemleniyor. Burada genellikle bu tabaka temizlenmesi zor olduğu için çok uğraştırabiliyor. Çünkü
oluşumu itibariyle metal olmadığı için taşlama ekipmanlarına zorlayabiliyor. Burada konunun mikro yapıda bir değerlendirmesi fotoğrafını çekmek istiyorum sizlere. Sıvı metal gördüğünüz gibi gri döküm gözükmektedir burada. Bu yukarıdaki kısım silisyum taneleri ve etrafında gördüğünüz safsızlıklar da bu oluşumun getirdiği cüruflar. Silisyum, dioksit ve türevi reaksiyonlarla oluşan kristal faalit yapılar gözükmekte. Şimdi bu sinter dediğimiz olay sıvı metalin sıcaklığı olduğu kadar kumun da sıcaklığına bağlı olduğu için bu bir sıcaklık fenomeni aslında bakarsanız. Burada sıcaklık fenomeni olmasına rağmen oksijenden, oksidasyondan bahsediyoruz. Bunun sebebi sisteme oksidasyon girdiği zaman yani kalıp içerisindeki siz atmosferi inert hale çekmezseniz, oksidatif hale tutarsanız sıvı metalin akışkanlığı atacaktır. Akışkanlığı arttıkça kum boşluklarını doldurma ve temas yüzeyini arttıracağından bir miktar sinterleşmeyi görmek mümkündür. Şimdi bunu önlemek için tabii oksidasyonu engellemek için biraz karbon katkısı tavsiye ediyoruz tabii. Ama baktığınızda bununla ilgili Salih Bey size bahsedecek. Ama bunun haricinde konunun temelindeki refraktörlüğe dönecek olursak sıvı metalin sıcaklığı ve kumun refraktörlüğü ikiye ayırdık. Kumun refraktörlüğü kısmında kumun içerisindeki safsızlıklar yani silis kumunun kendi kompozisyonu ya da kalıp kumun kompozisyonu olarak da ikiye ayırabiliriz açıkçası. Burada bizim hani denge diyagramında verdiğimiz örnek işte demir oksit kontaminasyonuna bağlı olarak ergime sıcaklığının aşağı çekilmesi ve daha çok etkileşimini göstermek istedik. Burada kalıp kumundaki safsızlıklar ne olabilir? Şimdi silis kumunun safsızlıkları maden kaynaklı. Sizin belki de kontrol edemeyeceğiniz şeyler olabilir ama kalıp kumunu kontrol edebiliyoruz. Kalıp kumunun saflığında ise öncelikle yeni kum girişinin yüksek olması gerekiyor ki yoğunluk olarak silisyum dioksit olsun. Ve onun dışında da bu kuma katılan farklı farklı malzemeler, bu bentonit ve kömür tozu da olabilir, farklı farklı malzemeler safsızlığı düşürüyor. Buradaki örneğimizde mesela kromit katkısına bağlı olarak demir oksit yükselmesinden dolayı faalit oluşumunu tetiklediğini gözlemliyoruz. Bilmiyorum hani ben açıkçası biraz refraktörlük özeline girdim. Salih Bey biraz da şimdi bize karbon ve oksidasyonla ilgili yaşadığı tecrübelerden bahsedecektir. Salih abi. Evet, burada özellikle yanma kaybını biraz önce de bahsetmiştim. Belli bir aralıkta tutmak. Hani biz genelde ben %5 seviyelerini hani biz tavsiye ediyoruz. Kalıp içerisindeki rezikleyici atmosferi oluşturmak için, oksitlerden uzaklaştırmak için kum metal temasını. Gördüğünüz gibi hatayla yanma kaybı arasında bağlantı çok net olarak görülmektedir. Yanma kaybındaki artış da hatadaki azalma bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Burada akıllara farklı sorular gelebilir. Yanma kaybından artmasından oluşan kaza hataları olabilir mi diye. Bu konuda belli bir üst limiti aşmadıktan sonra ben bu yüksek yanma kaybının gaz hatası neden olacağını düşünmüyorum. Gaz hatalarının çok daha farklı sebepleri olabilir. Onu bir sonraki webinarlarda tartışabiliriz. Burada yine örnekler üzerinden ben hem nedenler hem çözümler üzerinden anlatmak istiyorum size. Mesela bir numaralı resimde bir dişli kutusu ve belli bölgelerinde sinter hatasını görmektesiniz. Bunun nedenlerini anlatacak olursak yüksek nem ve homojen olmayan kalıp sıkılı. Zaten bu ikisi birbirinin nedeni. Yüksek nem nedeniyle kumun akışkanlığını düşürdüğünüz zaman özellikle derece kenarı olan bölgelerde ya da işte parça geometrisine ya da layout'a bağlı olarak belli bölgelerde yumuşak kalıp elde edip
bunun sonucu olarak da sinter hatası görebilirsiniz. İkinci resimde de bir volan görüyorsunuz ve buradaki alt derece yüzeyinin neredeyse tamamını kaplamış durumda. Tabii dediğim gibi sadece bir neden yok. Birden fazla neden etkileşim haline gelip bu hata türünü oluşturabiliyor. Bir tanesi yüksek AFS kil miktarı, yani kumun içerisinde işlem görmeyen kumun safsızlığını bozacak olan ölü kil dediğimiz olay. Bunun artması nedeniyle zaten o ölü kilin sinter sıcaklığı normal silis kumuna göre çok çok düşük olduğundan dolayı eğilimi daha da arttırmaktadır. Özellikle sıcak kalan bölgelerde meme girişlerinin karşısında birazdan da örnekleri göstereceğim. Hata türüne rastlamak mümkündür. Burada başka hatalar yine dişli kutularından ve şanzıman gövdelerinden örnek verecek olursak bunlar ağır parçalar ve alt derece kısımlarında farklı nedenlere bağlı olarak sinter hatası görülebilir. Yine soldaki resimde yüksek nem nedeniyle sinter hatası görmektesiniz. Özellikle parçaların kalın kısımlarında yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde hatanın olma riski daha fazladır. İki numaralı resimde de kum sıcaklığı kaynaklı bir sinter hatası. Kum aşırı hızlı kurulduğu için nem bıraktığı zaman bu sefer oksidasyon oluşturacağı için kalıp içerisinde buna bağlı olarak kum emmeleri bölgesel olarak görülmektedir. Burada da yine kum test sonucunun üzerinden, rapor üzerinden size örneklerle açıklamak istiyorum. Orjinalleşme değerini biz özellikle takip ediyoruz kum raporlarında. Tavsiye edeceğimiz aralık %2 ile 5 arasında. %2'nin altına düştüğümüz zaman bu yeni kum sistemde çok fazla var. %5'in üzerinde de yeni kumun eksik olduğu ve ilavesinin artırılması gerektiği konusunda bunu tecrübe etmiş bulunuyoruz. Özellikle sadece oligleşme değil tabii, bir iki parametreyi birden değerlendiriyoruz. Bunlar nedir? Numune ağırlığı, kumun yoğunluğunu takip ettiğimiz. İkincisi de hep bahsettiğim AFS kil miktarı, ince tane miktarı. Bu da üçünü bir araya getirdiğimiz zaman zaten hani size net bir resim veriyor yeni kum ilavesi hakkında ya da yeni kum artıralım, azaltalım şeklinde bir sonuç çıkarabiliyoruz. Burada ilave etmek istediğim başka bir konu kumun tane iriliği, tane boyutu. Kumun tane boyutu AFS olarak ya da ortalama tane iriliği olarak takip edebiliriz ama aynı zamanda elek dağılımına da bakmanın, elek dağılımındaki her tane, her elekteki miktarları da ayrı ayrı incelemenin önemini hatırlatmak istiyorum burada. Maça yoğun işlerde, maça kumunun çok fazla karıştığı işlerde yeni kum ilave miktarını normal şartlarda düşünmeyip farklı, yani daha da ince kum kullanılmasının yüzey kalitesini arttırdığını bizzat tecrübe ettiğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sinter hatasında birçok parametre var ama yeni kum ya da yanlış söyledim, kalıp kumunun elek dağılımı ve AFS numarası belki diğer parametrelerden de ön plana çıkabilir. Burada kumun dışında etki eden başka parametrelerden de bahsetmek istiyorum. Bir tanesi metal basıncı. Yüksek metal basıncı nedeniyle metalin kuma nüfuz etmesi daha kolay meydana gelmektedir. Mesela böyle bir durumda ince kum kullanılması önemli, tavsiye edilmektedir. Bunu şöyle test edebilirsiniz. Biz bunu çünkü daha önce yaptık. Daha ince kum bularak sinter olan bölgeye kalıplamada ya da preste ince kumu doldurarak normal kumdan ayırabilirsiniz ve parça yüzeyinin dışarıda, yani parçayı temizlediğiniz zaman yüzeyinin ne kadar değiştiğini çok net ortaya koyabilirsiniz. Döküm sıcaklığı ikinci bir parametre. Yüksek döküm sıcaklıkları özellikle gri parçalarda, yani 1400 dereceyi
açmamak gerektiğini düşünüyorum. Daha hani kendinizi görebilirsiniz. Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıktaki sinter hatasındaki değişimi görebilirsiniz. Aşırı ısınmaya maruz kalabiliyor. Döküm süresine bağlı olarak ve memelerdeki hıza bağlı olarak. Ayrıca kalıplama makinesi şartlarında da yüksek sıkılık tercih ediliyor. Kalıp kum taneleri arasındaki boşluğu daha iyi doldurabilmek için. Tabii burada yüksek kalıp sıkılığı bu hata türü için tercih edilebilen bir parametre. Ama başka hata türlerinde de işte gaz geçirgenliğini düşünebilir. Ya da işte dart hatası için tam tersi yüksek kalıp sıkılığını önermiyoruz. Ya da işte hani model kalıplama sistemi model koparma riski meydana gelebilir. Bunlar tabii el verdiği sürece yapılabilecek ya da değiştirebilecek parametrelerinden bir tanesidir. Burada biraz önce bahsetmiştim. Yolluk girişlerini ve memelerdeki hızın, girişin sıcaklığın, termal dağılımın, ısı dağılımının ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz sol taraftaki resimde. Memelerin karşı tarafındaki bölgedeki sinter hatası aynı şekilde sağ tarafta da hem basınç etkisi var ve çok fazla yan yana verilen girişlerin etkisiyle o bölgedeki aşırı ısınma sinter hatasına maruz kalabiliyor parça. Evet, özellikle Can Bey. Soldaki görsel çok etkileyici. Ya, benim çok hoşuma gidiyor. Yani evet. Ders kitaplarına geçecek kalitede bir görsel. Evet. Biraz da kum sürüklenmesinden bahsedeceğim. Erozyon hatası, kum sürüklenmesi. Biraz bu görselimiz çok net değil ama oluşumundan bahsederken ve Salih Bey'in görsellerini görünce daha net fikriniz olacaktır. Burada iki tane ayrı parça var. Soldaki parçada böyle bir küpürlenme, bir kabarma gözlemliyoruz. Sağ tarafta ise nispeten diğerine göre çok daha az bir kabarma görüyoruz. Adı üstünde kum sürüklenmesi, erozyon, yani bu bizim bildiğimiz bir şeyin rüzgarla ya da bir sıvıyla beraber sürüklenmesini temsil ediyor. Burada hatanın oluşumunda sıvı metalin akışıyla beraber belli bölgelerde, ki bu bölgeler hani zayıf olduğu durumlarda hata daha bariz hale gelmekte, kumu kopararak, sürükleyerek bir başka bölgeye taşıması hatasıdır. Tabi tükettiği yerlerde sıvı metal hacmi artacak ve taşıdığı yerlerde de boşluklar oluşacaktır. Burada tabi konu olarak baktığımızda, hatanın oluşumuna baktığımızda yolluk tasarımları, sıvı metalin akışı, bunlar çok önemli gözüküyor. Ama benim hani şimdilik bahsetmek isteyeceğim konu bunun kum kısmında ilgili nasıl oluştuğu. Hani baktığımızda bir sürüklenmenin olabilmesi için bağlarının kopması gerekiyor. Bu sürüklenmenin etkisiyle olacak bağların kopması gerekiyor. Buna da kumun içerisindeki bentonit miktarı, bağ kuvvetlerinin yüksekliği çok önemli. Kum eğer ki zayıf bağlarla bir arada ise mecburen sıvı metal parça parça koparmalara sebebiyet olacak ve burada da bizim başımıza hatalar olarak geri dönecektir. Akış itibariyle yüksek akış tabii ki etkendir ama kumun genel olarak baktığımızda kompozisyonunda eğer ki bağı azaltacak parametreler söz konusuysa, ki bentonitin kalitesi bir konu, bentonitin miktarı bir konu ama belki kumun kuruması, açık kalıpların açıkta beklemesine bağlı kuruması ya da sıkılaştırmanın yeterli olmadığı için bağların yeterince arttırılmamasına bağlı olarak bağın olmaması parça içinde dağılmalara, taşınmalara sebebiyet verecektir. Yani bahsettiğim gibi kum bir yerden taşınıyorsa diğer yerde boşluk yaratacaktır. Yani illaki biz bunu görmüyor olabiliriz ama kalıp içerisindeki bütünlük korunmamışsa biliriz ki sıvı metal içinde bir yerlerde bu malzeme kayboldu ya da yüzeye vurdu diye düşünebiliriz. Çareleri
Bentonit bağlı kolundaki çareleri çok net, çok basit aslında bakarsanız. Sıvı metal girişinin olduğu, temas olduğu yerlerde özellikle aktif kil seviyelerin yüksek olması lazım. Yani genel olarak kumu kompozisyonun aktif kilinin yüksek olması lazım. Uygun bentonitin kullanılması lazım. Bentonitin durumu değerlendirilmiş. Galatasaray kalıp kumunun durumu kalıplamaya hazırken, yani kalıplamış, beklemiş kalıplarla değil, kalıplamanın hemen sonrasında en mukavem, en temper halindeyken dökümün yapılması lazım. Bir diğer parametre biraz belki bentonit kısmından farklı ama sonuçta burada bir yüzey aşınması söz konusu. Eğer ki biz bu yüzey aşınmasını azaltabiliyorsak, bu azaltma metotları farklı farklı olabilir. Yüzey aşınmasını azaltabilmek için temas yüzeyini azaltmamız gerekebilir. Bu da kumun sıkılığının arttırılması ya da kumun temas yüzeyini azaltmak için daha doğrusu temas açısını azaltmak için, sıvı metalin temas açısını azaltmak için karbon katkılarıyla, parlak karbon katkılarıyla desteklenerek, yani nasıl bir arabayı cilalandığında su üzerinden kayıyorsa o kıvamı getirerek parlak karbon katkılarıyla da bunu dengeleyebilmemiz gerekiyor. Şimdi teorik kısmını böyle özetledik. Salih Bey'e döneceğiz tekrar. Salih Bey, söz size. Ben tekrar yaşadığımız, geçmişte yaşadığım tecrübeler paylaşmaya devam edeceğim. Şekilde görüldüğü gibi bir yerden alıp bir yere sürükleme olayını biraz önce Cihan Bey bahsetmişti. Erozyon yapan yerin yan tarafına, yakınına ya da parçanın sağdaki resimde görüldüğü gibi de iç kısmına kum boşluğunu sürükleme eğilimi meydana gelmektedir bu sakat türünde. Biz hani erozyon tabirini kullanıyoruz genelde ya da kum sürüklenmesi. Mutlaka sadece parça içerisinde de değil, burada önerebileceğim şöyle bir şey var. Yolluktan da bu erozyonu yapıp parça içerisine kum sürükleme riski taşımaktadır. O yüzden böyle hatanın yoğun olduğu parçalarda parçaları yolluklu temizleyip, yolluklu inceleyip, meme girişlerinin karşısında ya da bindirmelerde bu erozyonu görüp görmediğimizi dikkatli incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü kum hatasını gördüğümüz zaman nereden geldiğini bilme ya da tahmin etme konusunda siz de tahmin edebileceksiniz. Çok zor anlar yaşayabiliyoruz. Burada bol bol hani fotoğraf koyup örnekle göstermeye çalıştım hata türünü. Sol aşağıdaki resimde de göreceksiniz. Erozyon yapmış ve sağına soluna kum hatalarını dağıtmış şekilde. Diğer resimde de kumun yumuşak kalan bölgesinde işte kompaktibilite düşük yüksek kompaktibilite olabilir. Yeteri kadar sıkışmamasından dolayı düşük aktif kil olabilir. Bundan dolayı meydana gelen bir erozyon hatası. Burada sıvı metalin girdiği bölgelerdeki metalin hızları çok kritik önem taşıyor. Özellikle metal girdiği zaman maça ya da kalıba vurduğunda tekrar oradan kum sürüklenmesi ya da kum koparma ihtimali eğer yüksek hızda giriyorsa fazla miktarda olabiliyor. Erozyon hatasını meydana getirebiliyor. Burada tekrar bentonit kalitesinin de tabii önemli olduğunu söylemek, belirtmek isterim. Çünkü hani yol kumun dışındaki parametreleri bahsediyoruz. Her şeyi yani kumla çözemediğimiz gibi her şeyi yollukla da ya da sıcaklıkla da ya da başka parametrelerle de çözemeyebiliyoruz. Buradaki amacımız şu olmalı. Diğer parametreleri başaramadığımız sonuçları kumda başarmak için daha kaliteli ham madde kullanma gerekliliği ortaya çıkıyor. Örneklere şu şekilde devam etmek istiyorum. Özellikle aktif kilin ve kompaktibilitenin seviyesindeki değişkenliklerin bu hata türünü meydana getirdiğini söyleyebilirim.
yine alt derecedeki bir erozyon kısmını başka tarafa kumu hatası olarak taşımaktadır. Bu şekilde kumun zayıf kalan yerlerde, derece kenarında yeteri kadar sıkışma yapılmayan bölgelerde de kalıp homojen olmayan kalıp sıkılıklarında da erozyon hatasını görmek mümkün. Yüksek döküm sıcaklığı ve döküm hızı biraz önce bahsettim. Yolluk sistemi içerisindeki homojen dağılım genelde hani çok fazla yerden girdiğimiz zaman daha güzel parçada olacak. Daha hani daha iyi parça, sağlam parça elde edeceğimizi düşünürüz ama hani iki ya da üç yerden girmektense mümkünse tek yerden girip yönlendirilmiş katılaşmayla, yönlendirilmiş metal dolmasıyla kalıbı doldurmak bu hata türünde etkili olacağını düşünüyorum çözmek için. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız olduğu zaman hani mail olarak da şu burada da bizimle paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız, seviniriz. Teşekkürler Salih Bey. Evet, soru cevap kısmına geçiyoruz Seyri Bey. Ben mikrofonumu şimdi açtım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok şey bir güzel, az, öz, net bir sunum oldu. Ben size bir teşekkürü konu seçimi için yapacağım. Döküm şeylerinde, kuma yapılan dökümlerde bir numaralı hata kaynağı kumdur. Ve parça üzerinde en gördüğümüz en ufak bir boşluğu hemen rahatlıkla kum hatası diyerek tanımlayabiliriz. Ancak kum hataları o kadar fazla ki, o kadar çok çeşitli ki, sizin seçtiğiniz üç konu, dart, erozyon, sinterleşme, üçü de birbirini tamamlayan, birbiriyle kolayca karıştırılabilen şeyler, döküm hataları. Üçünün de önlemleri yakın. Zaten siz de onlara vurgu yaptınız. Ama ben sizin söylediklerinizden birkaç tane noktayı özellikle düzeltme için değil, sadece şey için istiyorum. Vurgu yapmak için, üzerinden geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ıslak çekme mukavemeti. Uzun yıllar dökümcüler hep yaş basma mukavemetiyle çalıştılar ve onun üzerinden kum mukavemetini, kumu özelliklerini yönetmeye uğraştılar. Halbuki öyle bir noktaya geldi ki, ıslak çekme mukavemetini bilmeden ve onu yönetmeden darta kolay kolay çözüm bulamıyorsunuz. Islak çekme mukavemeti çok önemli. Değeri çok önemli. Nasıl yüksek tutulacağını bilmek de ayrıca özel bir çalışma gerekiyor. Kum üzerine çalışma gerekiyor. Bu birinci vurgulamak istediğim konu. İkincisi elek dağılımı. %10 üzerinde payı olan eleklerin sayısının minimum 3 olması gerekiyor. İdeal 3 ila 4 olması. Bunların dışındaki herhangi bir 2 elek üzerine dağılmış veya 6 elek üzerine dağılmış bir kum profili bizim için risk taşıyor. O da çok önemli bir konuydu. Bir diğeri sinterleşmiş kum. Sinterleşmiş kumun diğer adı fayalit. Siz de orada bahsettiniz, fayalit olarak andınız. Fayalit tabakasının özelliği aşırı sert olması. Resmen ergimiş kumla metalin birbirine karışmış hali ve oldukça sert. Kolay kolay taşlayamazsınız. Özel taşlı kullanmanız gerekir. Kesme taşlarıyla fayalit tabakasını yüzeyden kaldıracak olan taşların seçmek gerekir. Taşların üstün özelliği olması gerekiyor. Kesmede kullandığınız taşları fayalit tabakasını yok etmede kullanamıyorsunuz. Taşlama operasyonları için. Bir de küçük düzeltmem olacak. Arkadaşlar benim gözümden kaçmış. Ben özür dilerim. 20. sayfada oolitleşme olması lazım. İki yerde oolitleşme gerekiyor yazıyor. O K'yı T ile değiştireceğiz. Oolitization'dan gelir o terim. Türkçedeki karşılığı oolitleşme diyoruz. O K değil T olacak. Ben onu düzelteyim. Şimdi bir yandan siz sorulara cevap veriyorsunuz. Anket sorularına cevap veriyorsunuz, pardon. Bir yandan da
söz isteyen oldu. Ben o söz isteyeni tekrar şey diyeyim, Bahadır Acar. Tunçay Bey, Bahadır Acar'a mikrofonu uzatmanız mümkün mü? Çünkü ben kendisine mikrofon uzatacağımı söylemiştim. Notlar kısmında özellikle talep şey için geldi. Bu sunumu bizimle paylaşır mısınız diye. Benim verdiğim cevap hayır. Biz bu sunumu paylaşmıyoruz. Tam tersine bu sizin ekranda paylaştığınız sunumu webinarla birlikte TÜDOKSAT web sitesine koyuyoruz. TÜDOKSAT Akademi web sitesinde webinarlar başlığı altında bunu oradan izlemek, indirmek, paylaşmak mümkün. Ama bu sunum olarak sadece sunum olarak bir paylaşımımız olmuyor kişilerle. Tunçay Bey beni duymuyor galiba. O nedenle ben talep Haydar Bey'i Bahadır Bey'i dediniz değil mi? Evet, Bahadır Bey'i dedim. Bahadır Acar. Söz gönderdim istedim. Ama şey yapmadım. Talebi kabul etmedi. Mikrofon talebi. Ayrılmış olabilir. Belki ayrılmış olabilir. Şimdi bu şey kısmına pardon Seyfi Bey, Bahadır Acar bir istek göndermiş, hani ben de görüyorum ama burada işte mikrofon el kaldırdı, ben de mikrofonu daha sonra uzatacağız dedim, herhangi bir şey olmadı. Onun dışında doğrudan sorulmuş bir soru yok. Ben size tekrar söz vermek istiyorum. Bunlar son sözleriniz de olabilir bu webinarda. Cihan Bey. Teşekkür ediyorum Sevgi Bey, bize bu imkanı verdiniz. Herkese de tekrar sağlıklı, sıhhatli günler dilemek istiyorum. Gene Salih Bey'in bahsettiği gibi sonrasında olacak sorularınıza istinaden e-mail adreslerimiz var. İrtibata geçip sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de katılan arkadaşların hepsine zaman ayırdıkları için teşekkür ederim. Lütfen her zaman bize soru yöneltebilirler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Peki Bahadır Bey de mikrofonu şey yapmadı. Mikrofonu uzattı kendisine ama herhalde cep telefonundan katılıyor. Ulaşamadı bize. Sorum aslında bu serinin devamını talep ederler mi? Anlayamadım. Bu serinin, yani bu kalıp kumuna bağlı döküm hataları serisini devam ederler mi? Sonuçta şimdi biz sadece 3 tanesini paylaştık. Biz bir memnuniyet sonuçlarını görelim, ondan sonra diyelim. Şöyle diyelim. Seçtiğiniz üçlü Dart Erozyon Sinterleşme çok güzel bir üçlü. Buna benzer bir üçlü, dörtlü şey bulabiliriz. Kum hataları gerçekten yönetilmesi sıkıntı yaratan, detaylı çalışma ve özen isteyen konular. Siz hazırlık yaptığınızda ben TÜDOKSAT Akademi takvimi içerisinde size her zaman yer bulurum. Bu hem güzel hem mükemmel bir zaman yönetimi oldu. Bir saati öngördük, bir saatte evet. Tamamladık. Bu şeyi, webinarı tekrar dinleyen arkadaşlara ben katma değer yaratacağını düşünüyorum. Herkese şeker gibi bir şeker bayramı diliyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.